Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Bugün size butona tıklayınca karakterin yer değiştirmesi olayını anlatacağım. Bu mesela LoL'de base atma da yine bu sisteme dayanır. İlk olarak arkadaşlar bir canvas ekleyelim. Canvas. Bu arkadaşlar bizim ekranda görünen kısmımız aslında. Yani can barları olsun, sonra mermi sayımız olsun vesaire, hep ekranda sabit kalan bölümümüz budur. Bunu eğer scale with screen size yaparsak, ekran ne kadar büyüse de bu otomatik olarak ona göre şekil alır. Yani genelde bu olur. Şimdi bunun içine de bir buton ekleyelim. Çünkü butona tıklayınca karakterimizin yer değiştirmesi gerekiyor. Pardon, şuradan UI. Butonumuzu ekledik arkadaşlar. Bu butonumuzun görevi ışınlamak olacak. O yüzden şuraya isimlan yazalım. Yine de tekstine de, bakın gördüğünüz gibi buton. Tekstine de yine ışınlan yazalım. Text. Bunu da Türkçe karakter kullanabilirsiniz arkadaşlar. Name'de biraz sıkıntı oluyor. Işınlan, tamam. Şimdi bunu biraz köşeye taşıyalım. Burası nasılmış? Tamam. Burası iyi. Şimdi arkadaşlar, ışınlan olarak buna bir script yazmamız gerekecek. Fakat diyorum ki bir küp koyalım. Küpü nereye taşırsak karakterimiz de oraya ışınlansın diyorum. Yani bir de küp ekleyelim buraya. Create object, after object, küp. Nereye gittim küp? Ha, bu G mekanı. Buraya gitmeyeceğim. Silelim. Karakterimizi yanına ekleyeceğiz. 3D object. Küp. Örneğin karakterimizi şuraya ışınlayalım bakalım. Buna script yazmamız gerekecek arkadaşlar. O yüzden tıklayalım. Add content. Yer değiştir diye zaten sizden önce denemiştim. Ekleyelim. Evet, geldi. Şuraya tıklayarak girebiliyoruz içine. İlk olarak arkadaşlar kodumuzun butonu görmesi için bu butonu kütüphanesine eklememiz gerekecek. Bunu nasıl ekliyoruz? engine.userinterface. Butonumuz eklendi. Şimdi geldi değişkenleri atamaya. Şunu silelim. İlk olarak karakterimizi bir artıyalım. Neden böyle yaptım arkadaşlar? Çünkü birazdan da göreceksiniz, karakteri player tagıyla bulacağım. Bakalım karakterimizin tagi player mı? Evet, gördüğünüz gibi tag player. Yani bununla bulacağım karakteri. Bunu da tanımlayalım. Game object karakter olsun. Daha sonra butonu tanımlamamız gerekecek. Public buton, ne diyelim? İsimler diyelim. Daha sonra da küpü tanımlamamız gerekecek. Buton, yani ışınlanacak yeri. Public game object. Buna ne diyelim? Bölge diyelim direkt. Bölge. İlk olarak arkadaşlar başlangıçta karakterimizi olsun istiyoruz. Yani karakter eşittir game object nokta find. Allah Allah. Çıkması lazımdı ama. Tamam arkadaşlar. Şurayı büyük yazınca geldi. Build game object player diyelim. Evet. Şimdi de butonumuza, hani butonu dinleme görevini vermemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? İlk olarak butonumuza ne dedik? Işınla dedik. Işınla
nokta. 10 klik. Evet. Nokta. Add listener. Dinlemeye al diyoruz. Bunun için arkadaşlar bir fonksiyon yazacağız. Ya metot yazacağız. Buna da ne diyelim? Yine ışınla diyebiliriz. İsimle. Metodumuzun adı isimle olsun. Burada update'e gerek yok. Direkt metodumuza geçebiliriz. Void isimle. Şuradakinin içindekinin aynısı olmasına dikkat etmemiz gerek. Çünkü metodu dinlemeyi orada aldık. Tamam. Gördüğünüz gibi hatalar gitti. Bakayım. Yanlışlıkla bir tane şey silmişiz galiba. Tamam. Şimdi ilk olarak karakterimizi aktifliğini kapatmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar karakterimiz aktif olunca karakterimizde de bir kod vardı. Önceden yazdığımız gibi bildiğiniz gibi bakalım. Gördüğünüz gibi giden bir karakterimiz var. Şimdi karakterde bu script'imiz olduğu için bu script'in görevlerini yapıyor. Yani önce objeye atılan script'in görevini yapıyor. Sonra dışarıdakileri alıyor. Yani bu script'in görevini iptal etmek için öncelikle karakterimizi kapatmamız gerekiyor. GameObject.setActive bu ne olacak? False olacak. Şu an karakterimizi kapattık. Taşımamız için. Daha sonra karakterimizin pozisyonunu değiştireceğiz. Transform.position. Bu aslında arkadaşlar şuradaki bölge. Gördüğünüz gibi buradaki olayla değişim başlıyor. Bunu neye göre yapacaktık? Bölgeye göre. Bölge.transform.position. Evet. Şu an karakterimiz ışınlanması tamamlandı. Daha sonra ise karakter.gameObject.setActive karakterimizi açabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi her şey tamam. Kaydedelim script'imizi. Bakalım şimdi. Çünkü buraya atıp butonu atacağız. Bakalım hemen. Işınlan butonumuza neler eksikmiş. Önce butonumuz eksik. Butonu atayalım. Tamam. Ve bölgemiz eksik. Bölgemizde neydi? Küptü. Şuna da hemen bölge yazalım. Bölge. Bunu da tekrar atayalım. Çalıştırmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küp burada. Işınlanan tıkladığımız anda karakterin olduğu yere, yani küpün olduğu yere ışınlanması başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Peki biz bunun üstüne çıkmasını istemiyoruz. Yani içine geçsin istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Gördüğünüz gibi sağlıyor. Bunun için de arkadaşlar bölge dediğimiz alanın trigger'ını açmamız gerekiyor. Eğer trigger'ını açmazsak şu an bu bir duvardan farksız yani. Hani üstüne yürüsek bile sadece duvara toslamış gibi oluruz. Bakalım. Şu an açmadım. Gördüğünüz gibi üstüne yürüsek bile duvara çarpıyor gibi. Kapatalım. Trigger'ını açalım. Bu bize sonraki videolarda lazım olacak. Sonraki videoda hatta bu konuya değineceğim. Yani bir şey triggerladığın anda nasıl başka olaylar gerçekleşir onu deneyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içine girmesi gerçekleşti. İstediğimiz yere rahatlıkla ışınlandı. Bunun yerini değiştirelim isterseniz küpün. Yani çünkü öyle dedik. Küpün gittiği yere git dedik. Bakalım gözüküyor mu? Tamam. Şöyle biraz uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde transform.position'ı gerçekleştirdik. Buna isterseniz şekil de verebilirsiniz. Dediğim gibi bir sonraki videoda bunu GTA San Andreas'taki gibi yapacağım. Bu olayımız aslında LoL'deki kullanılan olaylar gibi, hani base'e basınca karakter otomatik yer değiştiriyor. Oradaki olaylara değinilmiş bir nokta. Yani bu sayede yapıyorlar.
Gördüğünüz gibi ışınlanınca rahat rahat o bölgeye gidiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu karakter yürütme mevzusunda yine önceki videolarda değinmiştim. Oraya bakarak ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.